Hoş geldiniz dostlar. Selamun Aleyküm. Katar Devlet Meclisi, Katar hükümetine ait olan El Cezire'de haber servisi ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin açıklamalarına Katar'dan tepki geldi. Ukrayna'da yaşananları Yahudi olaylarına benzeten Zelenski'ye körfez ülkelerine büyük tepki var. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesindeki durumu İsrail'e benzettiği konuşmasının ardından Körfez ve Arap ülkeleri öfkelenmiş durumda Yahudi Zelenski'nin saçma sapan açıklamalarına Katar'da kıdemli gazeteci Cabbar El Harami de tepki gösteriyor. Twitter hesabının açıklamalarda bulunurken Zelenski dünyayı Rus işgalcilerle karşı karşıya Ukrayna'nın yanında durmaya çağırıyor. Ancak İsrail'in Filistin işgali hafif alıyor şeklinde tepki gösterdi. Batı'nın Arap meselesiyle uğraştığı şey iki yüzlülük ve çifte standart. Ukrayna savaşı Batı'yı teşhir etti ve gerçeği ortaya çıkardı şeklinde Zelenskiy'e tepi gösterilmiş. Yine uluslararası Parlamento Konferansı'nda Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Murzuk de Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus heyetinin sınır dışı edilmesi talebine benzer olarak İsrail heyetinin sınır dışı edilmesi talebinde bulunuyor. Diğer haberimize bakalım. Rus topçusunun coğrafi konumu tespit ediyor. Maksar Paralı Uydu Programı Maripul'un kuzeydoğusundaki bir alanda dün ait 21 Mart'tan uydu görüntüsü yayınlıyor. Rus topçuları Maripul'da dikkat çekerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Rusya'da muhalefetin lider olarak kabul edilen Navalny saygısızlıktan suçlu bulundu. Kendisi mahkemeye saygısızlıktan suçlanırken yine dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Rus muhalefet lideri Navalny'nin ve bunun dışında diğer muhalefet yetkilisi Yashin'in VK hesapları da Rusya Başsavcılığı tarafından blok ediliyor. VK Rusya'nın Facebook'u bunu da hatırlatalım. Yine dostlar bir diğer haberimiz Libya'ya gidiyoruz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Haddad kendisi askeri yetkililerle beraber Batı Askeri Bölge Karargahı'nı ve buranın komutanı Tüm General Usame Juwedi ziyaret ediyor. Diğer haberlerimize bakalım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sırbistan Genelik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popović de iki ülke arasında özellikle araştırma ve geliştirme konusunda potansiyel işbirliği fırsatlarını değerlendireceklerini söylüyor. Bu kapsamda Bakan Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı toplantı salonunda Sırbistan Genelik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popović ve beraberindeki heyetle görüşüyor. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'ın başkenti Kabil'de el dokuması halı fuarı açıldı. Necip Zarraf halıcılar marketinde düzenlenen fuarın açılış törenine Taliban geçici hükümetinin sözcü yardımcısı İnemullah Samangani, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihat Erginay, TİKA ve Afganistan Ticaret Odası yetkililerinden iş adamları katılıyor. Yine dostlar bugün Ürdün'de yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde 4646 aday 1325 sandalye için yarışıyor. Ürdün'de halk yerel seçimler için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. 10 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede seçmen sayısının 4.599.602 olduğunu da belirtelim.